STV'den mutlu akşamlar değerli futbol severler. Eskişehir Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Maç öncesi STV olarak stadyumdayız ve stadyumda yaşanan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Eskişehir Spor'un ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in ilk iki maçtaki mağlubiyetin ardından bu kupa sınavına nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı çok merak ediliyordu. Eskişehir Spor kalede Efehan Kaptan, Muhammed Yahya Akbulut, Arda Okumuş, Kangaman, Eray Ertuğrul, Bartu Göçmen, Tolga Yakut, Metehan Toprak, Onur Arı, Onurhan Uyanık ve Hasan Altınoluk ilk 11 ile sahada yer alacak. İdeal bir ilk 11 ligde gördüğümüz ilk 11'in benzerini teknik direktör Cüneyt Biçer'den bugün izleyeceğiz. Yedeklerde ise Arif Özbek, Selman Çiftkanatlı, Bedirhan Akçay, Eren Altıntaş, Yunus Emre Alagöz, Sezgin Çolpan ve Cihangir Çağlayan var değerli izleyenler. Rakip Çankaya Futbol Kulübü'nün ise ilk 11'i şu şekilde: Hüseyin Genç, Osman Keçelioğlu, Mert Can Aşçı, Demir Aktağ, Mikail Koçak, Talha Özcan, Mücahit Eraydın, Enis Durak, Abdurrahman Kuyucu, Malik Karahmet ve Serhat Mutlu değerli izleyenler. 3. lig 3. grupta mücadele ediyor Çankaya Futbol Kulübü. Aytaç Ersoy'la birlikte yayınımız devam edecek değerli izleyenler. Aytaç, hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederiz. Hemen ilk 11'den başlayalım. Eskişehir Spor'un bugün yedek ağırlıklı. Daha doğrusu tabii kadro rotasyonumuz çok dar ama ligde fazla forma şansı bulamayan isimlerin bugün ilk 11'de olmasını bekliyorduk. Ancak teknik direktör Cüneyt Biçer Konya Spor'da oynattığı tüm futbolculara bugünkü maçta yer veriyor. Onurhan var. Tabii ideal kadroyu bir kez daha görmek istemiş hoca. Biz de öyle düşünmüştük. Hani Eren oynar, Yunus Emre Alagöz oynar diye düşünürken hoca bu şekilde kararını vermiş. Tabii saygı duymak lazım, görmek lazım. Bir de hani demiştik ya, Konya maçından sonra bu maçın ara maçı, ara maç futbolcularında, camianda biraz kendini toparlaması anlamında iyi olacaktır. Tabii takımın hedefi elbette kupa değil ama gidebildiği yere kadar gidip hem daha çok bu kadroya daha çok maç oynattırıp bazı hazır olmayan isimleri lige hazır etme anlamında da kupa bu anlamda yan bir kulvar gibi görülecek. İdeal bir ilk 11 dediğin gibi görüyoruz. Onurhan Uyanık sakatlığından sonra sahalara döndü. Bir süre kamp döneminde de bu süreci kaçırmıştı. Onun performansı tabii merak konusu. Son maçta Kangaman'la Onur Bayramoğlu ikilisi orta sahada biraz yumuşak kalmıştı. Yani rakibin ataklarını kesme anlamında ciddi sorunlar vardı. Onurhan'ın ben oraya birazcık daha sertlik katabileceğini düşünüyorum. Bir de Onurhan pas akışında da ayakları fena olmadığı için o pas akışında sağlayabileceğine inanıyoruz. Muhammed döndü. Kart cezasını geçtiğimiz Konya maçında tamamlamıştı. Sol stoperde bugün yine Muhammed izleyeceğiz. Nasıl bir sistemle çıkar diye düşünürken, çünkü Konya maçının 38. dakikasında oyuncu değişikliklerinden sonra geride beşliden dörtlü savunmaya dönen bir Cüneyt Biçer vardı. Teknik direktör bu maçta acaba dörtlü mü oynar, beşli mi oynar diye düşünürken bugün yine ilk iki maçta izlediğimiz gibi geride beşli bir savunma hattı izleyeceğiz Eskişehir Spor'da. Yani Cüneyt Hoca beşli biraz ısrar ediyor. İnanıyor olabilir takıma. Yani şimdi hep söylüyoruz, Cüneyt Biçer tesislerde takımla birlikte bütün gününü geçiren, futbolcuların psikolojik performans bütün anlamda her şeyine hakim olan şu an bir isim. Yani saygı duymak lazım. Bakalım, göreceğiz takım buna nasıl reaksiyon verecek. Baktık olmuyor. O da bu işin deneyimli bir isim. Yani elbette belli bir noktadan sonra dur diyecektir. Bugün yine görelim takımı bakalım. Ondan sonra hepimize daha net bir fikir verir. Bu takım 5 oynayabilir mi? Yoksa klasik 4'lüye dönmek gerekiyor mu diye. Kupada Eskişehir Spor daha önce 70-71 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. O zaman finaller çift ayaklıydı ve Bursaspor'u ezeli rakip Bursaspor'u mağlup edip kupayı Eskişehirspor ilk kez tarihinde Türkiye Kupası'nı ilk ve tek bu arada kupayı müzesine götürmüştü. İkinciye en çok yaklaştığı sezon 2013-14 sezonuydu. Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı takım Mancini'nin çalıştırdığı Galatasaray'la Konya'da karşılaştı. O maçı Türkiye Kupası'nın en çok kazananı Galatasaray kazanmıştı. 18 kupaları var bu arada Galatasaray'ın da. Eskişehirspor yakın zamanda 2013-14'te kupa finali kaybetti. Ondan sonraki süreçte, özellikle Süper Lig'den düştüğümüz sezondan sonraki süreçte Eskişehirspor genelde, hatta 1-2-3-5 sezon geride bıraktığımız bu 7. sezonumuz alt liglerde, geride kalan 6 sezonun 5'inde kupada ilk turda havlu attı. Zaman zaman bu şeydi, o günkü kulübün
ağırlığını lige vermesiydi. Takımın lige ağırlık vermesiydi. Sadece 2020-21 sezonunda İlhan Var döneminde takım 2 tur atladı. Cizre'yi önce eledi. Sonra Kastamonu eledi. Süper Lig ekibi Rize'de kaybedip kupadan elenmişti o gün. Başka dikkat çeken şu var Ahmet, bir de Eskişehirspor son yıllarda tabii statüler değişiyor. İkinci tur, üçüncü turdan başlıyordu genelde. Kupa yeni statüsüne göre siyah kırmızı kulüp tarihinde ilk kez birinci turdan başlıyor. Yani bu turdan başlayan şöyle söyleyeyim, üçüncü lig takımları var. Zaman zaman bölgesel amatör lig takımları da, ilinde profesyonel olmayan takımların bölgesel amatörlük, hatta süper amatörden dahi sanırım takımlar var doğuda falan. İlk ayaktan başladı Eskişehirspor tarihinde ilk kez. Bu tabii üzücü. Şöyle genel tabloya bakacak olursak, müzesinde bu kupayı bulunan bir takımın henüz daha ilk turdan başlaması biraz da işte içinde bulunan durumu da özetliyor. Çankaya ekibine Yavuz İncedal çalıştırıyor. Eskişehirspor'da şampiyonluk yaşamış bir isim. 2005-06'da 2B'den 2A'ya çıkarken takımın başındaydı. Yine bir diğer tanıdık isim, yakın dönemde Eskişehirspor'da sportif direktörlük yapan Murat Daldık, Çankaya ekibinin sportif direktörü. Hatta bu sezon kendisini de takip ediyoruz. Sosyal medyada olsun, Çankaya kulübünde takip ettik. Çok sayıda transfer yaptılar. Oraya ciddi de bir kadro kurdular. Ve 3. grupta mücadele ediyor onlar da. 3. grupta. Geride kalan 2 maçta da 4 puan topladılar. Kaybetmediler. Rakip, yani şimdi tabii ki izlemedik, rakip şöyle böyle diyemiyoruz ama görünen kağıt üzerinde karşımıza ciddi bir rakip var. Bu da zaten sezon başındaki transferlerinden hedefleri olduğunu belli etmişti. Yani dediğimiz gibi Ahmet, biz bugün Eskişehirspor'un bu 5'li savunmaya takım olarak nasıl reaksiyon verecek, biraz da ona bakacağız. İlk 2 maçta izledik. Derince maçı beklerken fena değildi. Konya maçında takım oynamak istedi. Geride açıklar verdi. Muhtemelen bu antrenman sürecinde 1-2 günlük antrenman vakti kaldı sadece Eskişehirspor'un. Belki hoca geri dönüşlere takımı çalıştırmış olabilir. Çünkü bu 5'i de hep 96.3 programında da söyledik. Yani alan paylaşımı çok önemli. Futbolcuların o alanı parsellemesi, buna adapte etmek futbolculara da kolay değil. Çünkü alttan itibaren sürekli 4'lü savunmalarla oynayan ve bugünlere gelen bir futbolcu topluluğu var. 5'li savunmayı bir anda geçmek kolay olmayacak. Hoca da bu geçiş sürecini kupa maçında da sürdürmek istemiş. Dediğiniz gibi saygı duyuyoruz ve bakıp göreceğiz takıma da. Zaten akıllarda Şile maçında olacak. Tabii ki ya, lig çok çok önemli. Ya, bu kupada 2 tur atlasan da sadece dediğimiz gibi futbolculara tecrübe kazandırırlar. Hani oyun şablonuna tecrübe bu arada. Çok bir hedef yok. Ama akıllarda tabii ki deplasmanda İstanbul'da pazar günü oynanacak, 16'da oynanacak Şile maçı. Bu da artık takımın artık orada kendisine gelmesi gerekiyor. Puan çok önemli. Şile maçını yine orada konuşuruz ama birazcık kendilerinin de özgüveni yerine gelmesi açısından takımın orada puanla dönmesi çok önemli. Bu da iyi bir prova olacak bugünkü. Çok teşekkür ederiz Aytaç. Ben teşekkür ederim yayınlar. Evet değerli izleyenler, Eskişehirspor bir kez daha hatırlatalım. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında saat 19'da Ankara temsilcisi Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mücadele saat 19'da başlayacak ve Aspor'dan canlı yayınlanacak. Biz buradaki canlı yayınımıza son noktayı koyuyoruz. Yeni gelişmeler olduğu müddetçe yine bu ekranlarda olacağız. Hoşçakalın.